sevgili izleyiciler, kısacık bir aranın ardından kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. DMD hastalığını konuşuyoruz. Aileler hangi sorunlardan muzdaripler, hangi konularda yardım bekliyorlar? Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Peki Sadullah Bey, kas hastalıkları merkezi olarak sadece Türkiye'de iki tane var denildi. Ersin Bey anlattı. İşte bir Antalya'da, bir de İzmir'de denildi. Galiba en büyük sorunlardan birisi bu, değil mi? Evet. Çünkü Antalya ve İzmir'deki kas hastalıkları merkezlerimiz multidisipliner çalışıyor. Yani dediğimiz gibi çocuğumuz sabah götürdüğümüzde A'dan Z'ye bütün kontrollerin olduktan sonra doktor değerlendirmesinden sonra en fazla 2 gün sürüyor. Ama diğer illerimizde mesela İstanbul'da olsun, Ankara'da olsun gidiyorsunuz işte bir gün kalp için gün alıyorsunuz, bir gün eko için, bir gün akciğer filmi için, bir gün işte uyuma testi için. Bu 5-6 aylık bir zamana yayılabiliyor. Zaten değerlendiren doktor da bu 5-6 aylık süreçte değişik olduğu için sadece elindeki dosyasında çocuğun neyi varsa öncesinden yazıp işte diyor tamam gidin, yani sonuçta tedavisi olmayan bir hastalık. Peki, Sağlık diyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bu anlamda talebiniz vardı. Sağlık Bakanlığı bu talebe nasıl bir yanıt verdi? Sağlık Bakanlığı 2015 yılında aslında 30 tane kas hastalıkları merkezi açılması için yönerge imzaladı. Ama tabelada kaldı birçok yer. Ancak İzmir'deki ve Antalya'daki işler durumda şu anda. Bunlar da tabii tam yeterli mi derseniz İzmir ve Antalya tabii geliştirilmeli. Buradaki merkezlerin ayakta durması oradaki sağlık çalışanlarının, tıp insanlarının fedakarlığıyla ayakta duruyor. Yani İzmir'deki hocalarımızın, Antalya'daki hocalarımızın ve oradaki hastanedeki başhekimlerin desteğiyle ayakta duruyor. Böyle bir destek diğer mesela İstanbul gibi bir kozmopolit şehirde, büyük şehirde olmaması, Ankara gibi işte olmaması, insanları tavandan kalkıyor, İzmir'e gidiyor insanlar. Yani dediğimiz gibi götürebilenler götürüyor, götüremeyenler ne yapacak? Götüremiyorlar sonuçta. Ve insanlar artık öyle bir hale gelmiş ki kalkıp burada bu 30 tane merkez yerine biz en azından belirli şehirlerde en azından 15 tane, 20 tane multidisipliner kas hastalıkları merkezi istiyoruz Sağlık Bakanlığı'ndan. Şimdi özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki vekillerimize de seslenmek istiyorum buradan. Şimdi biz vekillerimizi seçerken bize hizmet etsinler, millete hizmet etsinler diye seçtik onları. Yani biz gidip ayaklarına orada bizim çocuklarımızın derdi bu, bunları yapmamız gerekiyor değil de onlar bize gelip aslında ya biz sizin için seçildik, sizin sorunlarınız nelerdir deyip onların böyle ilgilenmesi gerekiyor. Ben milletvekili olarak böyle bir görevde insan görmek istiyorum. Komisyondaki özellikle milletvekillerinden. Şimdi özellikle bu kas hastalıkları merkezinin açılması ne işe yarar? Çocuklarımız üzerinde ne etkisi olur? Çocuklarımızın sosyal yaşantıdaki ve tedavi sürecindeki en azından bir rahatlık sağlar. Çünkü buradaki doktorlar bu hastalık üzerine uğraştıkları için gayet bu hastalık şeyinde bilinçliler. Hı hı. Ve çocuğu devamlı takip ettikleri için hastalığın seyrini de biliyorlar. Evet tabii, az önce Celal Bey de bahsetti, yani hani şey, çocuklarımız gittiği zaman bu hastalıkla tanışan sağlıkçılar var dedi. Yani gerçekten öyle. Yani gidip de çocuk nöroloğu, yani alanı DMD hastalığına giriyor. Çocuk nöroloğu. Ben gittiğim zaman internetten açıp bakan doktor var. Bu hastalık nedir diye. Evet. Yani böyle doktorlarla karşılaşıyoruz. En azından bu merkezler tam multidisipliner şekilde açılmış olursa çocuklarımızın en azından yarın tedavisi çıktığı zaman, şu anda SMA'nın ilacı çıktı mesela. Ama uygulanacak merkez sıkıntısı var. Aynı şeyi, durumu yaşamak istemiyoruz. Bizim de birçok şu anda yakında çıkacak olan ilaçlarımız var. Ki ilaçlar içinde umut da tabii var. Tabii ki umut var. Yani ben arkadaşlara söylüyorum. Şimdi aileler ve ileriki yaştaki çocuklarımız arıyorlar. Abi işte
biz direniyoruz, bekliyoruz. Umut var mı? Ben her zaman onlara diyorum, gemi gözüktü. Yani gemi gözüktü, o gemi buraya, limana yanaşacak. Onun için bu yarın ilaç çıktığı zaman da biz kalkıp da merkez aramayalım. Veya bu merkezin kurulmasını beklemeyelim. Evet. Çünkü zamanımız saatler, saniyeler kadar önemli bizim için. Çok doğru. Çok doğru. Haklısınız. Peki Serpil Hanım, 12 yaşında değil mi sizin evet. evladınız? Evet, kas hastalıkları merkezi yok. Siz de tabii ki zorlanıyorsunuzdur. Evet. Diğer hastaların aileleri gibi. Peki okula gidiyor mu çocuğunuz? Evet, okula gidiyor oğlum. 6. sınıf öğrencisi. Ama peki bu konuda zorlanıyor musunuz? Çünkü tekerlekli sandalyede dediniz. Evet. Bu konuda okullarımızın maalesef ki fiziki durumları engelli öğrencilere çok uygun değil. Benim oğlumun gittiği okulda da gittiğimiz zaman çok böyle kısa dar bir rampa vardı. Yetişkin sağlıklı bir bireyin bile çıkamayacağı bir rampa. Biz oraya kendimiz belediyeye başvurarak rampa yaptırmak durumunda kaldık. Gene birçok okulda tuvaletler uygun değil, sınıflar uygun değil. Hatta bizler okullara müracaat ettiğimiz zaman birçok idareci bizim çocuğumuzun fiziksel engelini, zihinsel bir engeli de varmış gibi düşünerekten onları direkt alt sınıflara yönlendirmeye çalışıyorlar. Veya işte ikinci kata, üçüncü kata olan sınıflara koymak istiyorlar. Biz bunların giriş katlarda sınıflar yapılmasını talep ediyoruz. Rampaları, tuvaletleri, engelli öğrenciye uygun bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Ve bundaki bütün mücadeleyi biz veliler olarak kendimiz gösteriyoruz. Burada bizim tek istediğimiz kendi hukuki haklarımızı kullanabilmek. Hı hı. Okulun idarecisinin, öğretmeninin çocuklarımıza karşı duyarlı davranmasını istiyoruz. Bu çocuklar sağlıkta eşit şartlarda olmamalarına rağmen girdikleri sınavlar olsun, sınav süreleri olsun, konular olsun hep aynı. Diğer sağlıklı öğrenciler gibi aynı sorulara, aynı sürelere tabiler. Oysa ki bizim çocuklarımız akranlarına oranla daha ağır yazı yazarlar. Çünkü kol kasları da belli bir yaştan sonra tutulmaya başladığı için haliyle bir stres, bir telaş yapıp o sınav süresinde o soruları yetiştirmeye çabalarlar. Düşünmelerinde ve çözmelerinde problem yok ama kasla yok. İlgili tabii, olduğu evet. için yazarken evet, sıkıntı yaşanıyor. Zihinsel yaşanır. Problemleri doğru. yok. O hatta oldukça da zeki evet. öğrenciler. Ama dediğim gibi maalesef ki okullarımızın genel durumları engelli öğrencilere uygun değil ve burada bütün sorumluluk biz velilere düşüyor. Şu an bile hala birçok arkadaşım çocuklarını ikinci kata ve üçüncü kata sırtlarında taşıyarak çıkarmak durumundalar. Bir beden eğitimi dersi olduğunda tekrar indirip tekrar çıkarıyorlar. İndirmekle de kalmıyorlar. Çocuklarımız sadece seyredebiliyor çoğu zaman. Onlara uygun bir aktivite geliştiremiyor maalesef ki beden eğitimi öğretmenleri. Ama biz sadece onların inip izlemesine de razı olarak birçok anne sırtında çocuklarını indirip okulun bahçesinde çocuklarının yanında beklemek durumunda kalıyorlar. Tabii aslında orada aileler, anneler de neredeyse evet. onlarla beraber okulu evet, bitirecek evet. gibiler. Biz de hemen hemen aynı süre zarfında çocuklarımızın yanında okulda kalmak durumundayız. Onların ihtiyaçlarını giderebilmek için. Evet. Peki Ersin Bey, tabii bu DMD hastalığında fizyoterapi de çok önemli. Sürekli değil mi fizik tedavi de almak zorundalar. Evet. Peki bu nasıl çözülüyor? Yani SGK tarafından çözülebiliyor ama mesela bazı hastalıklarda evde de eve de geliniyor. Yani evde de fizyoterapi hakkı olan hastalıklar evet. da vardı. DMD'de geçerli mi bu? DMD'de geçerli fakat DMD'deki evde bakım hizmeti rapor oranı yükselip işte evlatlarımızın yatağa bağımlılık süresi arttığı zaman yani fizik tedavi alanlarına ulaşımı zorlaştığı zaman evde sağlık hizmetine dönüşüyor. Aslında bakarsanız bu işin yani bu rapor işinin en başından yaşadığımız sıkıntıları var. Şöyle bu çocuklar genetik olarak elimizde zaten bir raporu var. Tanısı konulmuş, hastalığın seyrini anlatan laborantlar hastalığın seyrini anlatır bir özet de veriyorlar bu rapora. Fakat Sağlık Bakanlığı diyor ki hayır diyor fizik tedavi almanız için sizin bu raporunuz yeterli değil diyor. Ne yapacaksınız? Bizim diyor belirlediğimiz hasta bölümlerine işte nöroloji, fizik tedavi, işte kardiyoloji, göğüs hastalıkları bölümüne çocuğunuzu götüreceksiniz. Buradaki doktorlar muayene edecekler.
gerçekten sizin çocuğunuz bu raporu almaya, fizik tedaviyi almaya ihtiyacı var mı yok mu? Buna karar verecekler. Sonra o da yetmeyecek diyor. Sizin çocuklarınız bir heyete çıkacak diyor. 15-20 tane profesörün, doçentin önüne çıkacak. Bunlar da bir değerlendirme yapacak. Ondan sonra diyor rapor verirse bir oranı var. Minimum %20 fizik tedavi alabilmemiz için. Maksimum da %99'a kadar çıkıyor. Bu raporda, bu dilimde verirse siz ücretsiz olarak fizik tedavi hizmetini alabileceksiniz diyor. Aslında DMD hastalarının hepsinin muzdarip olduğu sıkıntılar aynı değil mi? Yani hani sence bu hastalığın teşhisinin konulması yeterli değil mi? Gelmiyor. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın nezdinde hastalığın tanısı konulup raporun verilmesi, tanı raporunun verilmesi şu an için yeterli değil. Bu sürece de dahil oluyoruz ve bu süreç tek seferle kalmıyor. 2 senede bir bu sürecin içinde bulunmak zorundayız. Şimdi benim çocuğum 4 yaşında, ben elinden tutup 2 yaşında götürdüm, raporunu aldım. Şurada bir 6 ay sonra tekrar aynı rapor alacağım ama şimdi bu Serpil Hanım için zor. Evet. Celal Bey için zor. Yani aslında Serpil Hanım ve Celal Bey için değil, çocuklar için çok zor. Okullarda olduğu gibi birçok hastanemizde de fiziki olarak çocuklarımıza kolaylık sağlayabilecek bir ortam yok. Asansörler yeterli değil, rampalar eğimleri yeterli değil. Rampası olmayan hastanelerimiz var engelliler için. Evet. Çok yani minare merdiveni diye tabir edilecek diklikte merdivenler var. Daha başına dönersek bu hastalıkla ilgili bu araştırma geliştirme konusunda yani doğum öncesi ve doğum sonrası alınabilecek tedbirler de var. Doğum öncesinde evlilik öncesinde yani doğum öncesi değil mi? Evlilik öncesinde biliyorsunuz hepimizi bir sağlık raporu için hastaneye sevk ediyor. Bir kanuni bir zorunluluk var ama neyimize bakılıyor? Bir solunum, bir işte HIV virüsü, hepatit B, C bu var mı yok mu, bunlara bakılıyor ama genetik bir araştırma yapılmıyor. Evlenecek bireylere aile geçmişi hakkında sorular sorulmuyor. İşte akraba mısınız değil misiniz, bunlarla karşılaşabilirsiniz, bunlar olabilir deyip geçiştiriyorlar. Böyle tedbirler de alınsa, evlenecek bireylere genetik testler de yapılabilse, aile geçmişinin haritası da çıkartılmış olsa hem bu 3500 doğumda bir ortaya çıkan DMD hastalığı aza indirgenmiş olur. Türkiye istatistiklerine göre aza indirgenmiş olur. Hem de aileler bu tarz rahatsızlıklarla uğraşmamış olur. Evet. Şimdi benim işte bu hastalık ilk programda Sadullah Bey de anlatmıştı. Annelerde taşıyıcı olan annelerde çocuğa geçiş sağlıyor. Şimdi bizde mesela benim eşimde taşıyıcılık yok. Bir doktora gittiğimizde 100 milyonda bir ihtimal diyor. Bir doktora gittiğimizde 1 milyonda bir ihtimalle ana rahminde ulaşan bir mutasyondan bahsediyor. Yani bir şey de yok. Sonrasını konuşuyoruz. Sonrasında Sağlık Bakanlığı'nın, devletin bana sağlamış olduğu bir olanak var mı? Yani sonrası dediğimiz, benim sonrası dediğim kısım ikinci çocuk. Şimdi benim bir tane çocuğum var. Doktor bana diyor ki psikolojik anlamda rahat olması için ikinci bir kardeşe sahip olsun diyor. İkinci bir çocuk daha yapın. Peki nasıl yapacağım? Tüp bebek yöntemi var. Tamam, bunu yapalım ama normal tüp bebek işte atıyorum 3 lira 5 liraysa sizinkisi 13 lira 15 lira. Neden? İşin içine özel bir genetik tarama testi giriyor. Bunun setupları denilen kısmı, ilaçları Türkiye'de yok. Yurt dışından geliyor, Amerika'dan ya da Avrupa'dan. Dolar ve Euro bazında. Tamam dedik, bunu da yapalım, yaptık. Yani biz aile olarak, yani ailem destek gösterdi sağ olsun, iş yerim destek gösterdi. Kendi tasarrufumuzdan uyguladık. Dolar bazında hareket ettiği için ben size şöyle söyleyeyim. 2 tane tüp bebek denemesine yaklaşık 55-60 bin lira gibi bir para harcadım. Çok ciddi rakamlar. Evet. Şimdi böyle bir olanağı ikinci çocuk için devletin de bir sunması lazım aileye. Yani tabii bu sonsuza kadar sürsün demiyoruz ama bir defa, iki defa bir şans verilmesi lazım. Yeni bir kanun çıkartıldı geçtiğimiz yıllarda biliyorsunuz. Normal yollarla çocuk sahibi olamayan aileler için tüp bebek tedavisini devlet destekleyecek ama bunun içine işte nadir hastalıklara, DMD, ALS, SMA gibi çocuklara sahip ailelere de PGT yöntemli dediğimiz tüp bebek, ayrıştırmalı tüp bebek tedavisi var. Bu da uygulanabilir. Evet, bu çok önemli, gerçekten çok önemli. Hani ben şeyi de bilmiyordum, hani normal diğer tüp bebeklerden farklı çok rakamlar farklı çıktığını evet, da çok bilmiyordum. Farklı. Yani aynı çok yöntemle farklı yapılıyor zannediyordum ama. İşte ayrıca genetik olarak ülkemizde hastalıklarımızı yani bu genetik rahatsızlıkları araştırabilecek, bu rahatsızlıklar üzerinde geliştirme sağlayabilecek. Yani şimdi biz bugün çok büyük ülkeyiz deyip yurt dışında X ülkelerde ortaya çıkacak ilaçların umudunu bekliyoruz aileler olarak.
Neden bu iş benim ülkemde de yapılmasın? Aynı teknolojiye ya da denk teknolojiye sahip değil miyiz? Böyle bir laboratuvar, böyle bir araştırma, geliştirme merkezi kurabilecek bir ekonomik güce sahip değil miyiz? Burada bu anlamda hiç ilaçlar konusunda bir Ar-Ge çalışması yapılmıyor. Yok maalesef. Maalesef yok. Yani buradaki gerçekten bu konular üzerine hassas olan doktorlarımız da var. Ama maalesef ülkemizde bu olanaklar olmadığı zaman Avrupa'daki olanakları, yani sunulan olanakları değerlendirmek zorunda kalıyorlar ve yurt dışına gidiyorlar. Hani beyin göçü kısmı başlamış oluyor bizim hastalığımız konusunda da. İşte en büyük eksikliklerimizden bir tanesi de bu. Araştırma ve geliştirme laboratuvarı merkezlerimiz yok. Evet. Yani biz şunu diyoruz. Bizim paramız var, satın alırız. Prosedürünü kaldırın. Bu şey yanlış. Araştırma merkezi, Ar-Ge merkezi kurulsun. Bu ilaçları burada yapacak hocalarımız var. Yani paramız var, biz satın alırız mantığı çok yanlış. Çok o paramız boşuna gitmesin. Yani bizim burada bu ilaçları bulacak, bu çocuklara faydalı olacak ilaçları üretebilecek, şey yapabilecek kapasitede hocalarımız var. Bunlara imkan sağlayın. Çok doğru. Peki çok az süremiz kaldı. Serpil Hanım dedi aslında çok da zeki çocuklar, diğerlerine göre de çok zekiler dedi. Şimdi Sadullah Bey'in önünde de 3 tane kitap evet. var. Ben şöyle göstereyim. Hangi kameraya? Bu şöyle arkadaşlarımız gönderdiler size özellikle. Çok sağ olsunlar. Erhan Kahraman kardeşimiz. Bu Diyarbakır Üniversitesi genetik biyolojiyi bitirmiş bir arkadaşımız. Ne şiir şeysin sen. Evet. Bu da Isparta'dan Muhammed Ali kardeşimiz. Masmavi Hayaller. Şöyle gösterelim. Evet. Urfa Siverek'ten Hasan kardeşimiz, Ağlayan Kelebekler. Duygularını evlatlarımız bu kitaplara dökmüşler. Biz de yayınlamalarında yardımcı olduk tabii ki. Üçü de şiir kitabı, evet, değil mi? Evet, üçü de şiir kitabı. Bir de derneğimizin programımızı davet ettiğiniz ve gösterdiğiniz için ilgiden dolayı şöyle göstereyim. Arkada adreslerimiz de var. Hashtag adreslerimiz. Şöyle hashtag adreslerimiz de var. Evet. Genellikle gündem olabilmek için bugün de dahil her zaman Umuduma destek ol. DMD Türkiye olarak girdiğiniz zaman bu tişörtü de size kas hastası evlatlarımız adına çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Giyeceğim. Hatta dışarıda da giyeceğim ki hashtag'inizi de herkes görsün. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Her zaman stüdyomuzda yeriniz var. Ne zaman dilerseniz gelebilirsiniz. Ama inşallah bundan sonra geldiğinizde daha keyifli şeyler i̇nşallah. Konuşuruz. Hani en azından i̇nşallah. Yeni ilaç umutları olur. Belki kas hastalıkları merkezi dedik 2 olur. Belki onları 12 olur, 15 olur, 22 i̇nşallah. Olur. Böyle i̇nşallah. Şeyleri konuşuruz. Ağustos ayında FDA'dan onay alacak bir ilacımız var. İnşallah erken onay. Eğer onay alırsa yine sizi ziyaret ederiz efendim. Her zaman seve seve. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz biz için. Teşekkür çok sağ ederiz. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bu bölümünün sonuna geldik. Şimdi bir aramız var. Arkasından döndüğümüzde yeni konuk ve konuğumuzla devam edeceğiz.